Merhaba sevgili izleyiciler. Astrolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Dili'ne hoş geldiniz. 14-20 Şubat haftasını konuşacağız. Bizi bu hafta neler bekliyor? Birlikte bir göz atalım. Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 16 Şubat Çarşamba akşamı saat 19:56'da 27 derece Aslan Burcu'na gerçekleşecek Dolunayımız olacak. Dolunay haritasına Başak Burcu yükseliyor. Dolunay'ın Aslan Burcu'nda olması üst derece yöneticiler, sanatçılar, gençler, sporcular, sanat ve eğlence sektörüyle ilgili gelişmelerin gündeme geleceğini vurgulamakta. Dolunay haritasında Başak Burcu'nun yükseliyor olması ise hizmet sektörü, çalışanlar, sağlıkla ilgili konular, güvenlik, tarım ve gıda sektörüyle ilgili önemli gündemlerin oluşacağını anlatmaktadır. Aslan Burcu egomuzla, benliğimiz ve başkalarından onay alma arzumuzu ifade eder. Bu sebeple dolunay sürecinde daha çok kendi isteklerimiz ve kendi ihtiyaçlarımız ön planda olacak ve bu doğrultuda ben merkezci kararlar almak isteyeceğiz. İkili ilişkilerde fikir ayrılıkları yaşanabilecek. Mars ve Venüs bir arada ilerlerken kadın ve erkek arasında bir taraftan çekimi arttırırken bir taraftan da ilişkilerde mücadelemizi arttıracak. Dolunay sırasında Uranüs'te olumlu bir açı oluşacak. Birçok yeni aşklar, yeni birliktelikler başlayacak ve bu ilişkiler uzun soluklu ve kalıcı etkiler barındırıyor olacak. Aslan Burcu sanatçı ve sanat camiasını da temsil ettiğinden ünlülerin ani boşanma ve ayrılık kararlarını bu süreçte duyacağız. Bu dolunayın bir diğer önemli özelliği ise 19 Kasım 2021 tarihinde Boğa Burcu'na gerçekleşen ay tutulmasını tetikliyor olması. O tarihlerde başlayan, gündeme gelen konuların artık sonuçlanmasını yaşıyor olacağız. Yine 1 Şubat'ta gerçekleşen Kova yeni ayı da yine 27 derecede gerçekleşmişti. Bu sefer yeni ayın tam karşıtı olan Aslan Burcu'nda aynı derecede gerçekleşiyor. Yani 1 Şubat itibarıyla başlayan konuların da artık iyice görünür olmasını ve gelişmeleri anlatıyor. Tabii işin içinde sabit burçlar olduğu için yaşanacak olayların bizi zaman zaman zorlayacağını ve mücadelemizi gerektiğini göstermektedir. Zorlayıcı bir diğer tarafı da bu dolunay sırasında Güneş ve Ay düğümleri arasında oluşacak kare açısıdır. Bu açıda dünya genelinde liderlerin önemli açıklamaları olacağını ve gündemi etkileyeceğini düşünüyorum. Aslan Burcu finans, spekülatif piyasalar, borsayı da temsil eder. Yani parayla ilgili önemli açıklamalar da ön plana çıkacak bu süreçte. Başak Burcu da az evvel anlattığım gibi sağlık ve hizmet sektöründe bu açıklamaların bu sektörlerle ilgili olabileceğini de düşünüyorum. Yine Başak Burcu tarım ve gıdalarla ilgili olduğundan bu alanlarda da zorlayıcı gelişmelerin olacağını şahitlik edebiliriz. Jüpiter'in iyi hissettiği Balık Burcu'nda 7. evde olması ise ikili ilişkilerde dürüstlükten, ahlaktan şaşmayanların kazançlı çıkacağını ve hak edişleri alacağını ifade eder. Bu zaman diliminde bu davranışların devam edilmesi de çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Dolunay sırasında Güneş ve Ay düğümlerinin olumsuz açısı ve Ay'ın da 12. evde bulunması aslında kadersel olayların yaşanacağını da vurgulamakta. Bir taraftan yapılması gerekenleri, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip bir taraftan da ilahi adalete, ilahi sisteme de güvenmemiz gerektiğini göstermektedir. Ay düğümleri her zaman kadersel olayları anlatır. Demek ki bir taraftan elimizden geleni sonuna kadar yapıp mantıklı kararlar alalım ama diğer yönüyle de her ne oluyorsa hayrımıza oluyordur dememiz gerekiyor. Yeni bakış açılarına ve yeni olasılıklara kendini açabilenler daha rahat yol alabilecek. Sabit burçlar ve bu burçlarda gezegen yerleşimi olanlar bu dolunayda en yoğun etkileri alırken toprak ve su burçları ilerlemek için şanslı destek ve fırsatları alabilecekler. Evet, Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz de yine bana Instagram veya web sitem astrologyaseminsürer.com'dan da ulaşabilirsiniz. Evet, hazırsak burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Aslan Dolunayı aşk hayatınız, flörtleriniz, çocuklarınız, yaratıcılığınız ve hobi alanlarınızda gerçekleşecek. Bu konularda gelişmeler ve tamamlamalar yaşayacaksınız. Bekar aslanlar evlilik kararı alabilir. Çocuklarınızın eğitim, iş veya evlilik dolayısıyla taşınmaları gündeme gelebilir. Alacağınız kararlara dikkat edin çünkü kalıcı etkileri olacak. Kariyer ve iş hayatınızda önemli gelişmeler oluşabilir. Yeni bir işe başlayabilir veya kendi işinizi kurabilirsiniz. Daha fazla görünür olmak isteyeceksiniz ve bu yönde adımlar atmak isteyeceksiniz. Bu süreçte harcamalarınız da artabilir. Dolunay sırasında Jüpiter-Uranüs arasındaki olumlu açı ve Mars ve Venüs kavuşumu finansal konularda önemli destekler alabileceğinizi ve bunlarla maddi sıkıntılarınızı da düzeltebileceğinizi ifade eder. Riskli adımlar atmamak şartıyla yine spekülatif yatırımlar ve borsalardan da kazançlar elde edebilirsiniz. Zaman zaman zorlansanız da aslında bu dönem atacağınız adımlar ileriye dönük önemli sonuçları beraberinde getirecek. O yüzden atacağınız adımları planlayarak ve sistemli bir şekilde ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Aslan Dolunayı ev, aile, yuva, aile ilişkileriniz, evle ilgili konular, anne babanız ve taşınma konularını gündeme getirecek. Bu alanlarda devam eden sorunlara artık kalıcı bir nokta koyacaksınız. Oluşabilecek sorunlara mümkün olduğunca karşılıklı anlayışla ele almak konuların çözümüne yardımcı olacaktır. Bazılarınız evden ayrılmaya karar verebilir, bazılarınız taşınabilir. Sorunlu evliliği olanlar boşanma kararı alabilir veya devam eden sorunlara artık kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Kariyer ve iş konularında da artık var olan sorunları çözüp yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Uranüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açı yeni bakış açılarınızla parasal kaynaklarınızı olumlu yönde değiştirebileceğinizi ve kazançlarınızı arttırabileceğinizi ifade etmekte. Özellikle ticaretle uğraşanlar, yurt dışı bağlantılı işi olanlar şanslı etkiler alacak. Yine eğitim ve seyahat konularında da şanslı etkiler oluşacak. Biliyorsunuz artık ay düğümleri sizin burcunuzda. O yüzden bu sene ve önümüzdeki sene önemli bir değişim sürecinden geçeceksiniz. Oluşabilecek zaman zaman beklenmedik olayları da esnek karşılar ve ona göre bakış açınızı değiştirirseniz çok daha rahat yol alacak ve güzel destekleriniz oluşacak. Dolunay'ın size önemli mesajı ise sabit bakış açınızı değiştirmenizdir. Yeni bakış açılarınızla yeni başlangıçlar yapmanız kolaylaşacak. Bu dönem yeni ilişkilere başlayacak bekar boğaların ilişkileri kalıcı olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, Aslan Dolunayı yakın çevre, kardeş, yakın akrabalarınız, yakın seyahatler, ticari girişimleriniz, eğitimleriniz alanlarınızda önemli gelişmeleri ve tamamlamaları sağlayacak. Düşüncelerinizde artık netleşmeler başlayacak. Jüpiter sizin kariyer alanınızda ve size güzel bir destek vermektedir. Olan her şey aslında hayrınıza oluyor. Bunu unutmayın. Bu yönde hayat yolunuzda şu an bir şekillenme gerçekleşiyor. Dolunay sırasında Jüpiter ve Uranüs arasındaki olumlu açı oluşuyor. Bu da aslında zaman zaman ümitsizliğe kapıldığınız, zorlandığınız zamanlarda aniden güzel destekler ve yardımlar alabileceğinizi göstermektedir. Kuzey ay düğümü Boğa burcunda sizin 12. evinizde. Uranüs de burada. Yani zaman zaman normalden daha fazla karamsarlık ve endişelere kapılabilirsiniz. Burada önemli olan bunların farkında olup ve bu korkularınızı artık dönüştürmenizdir. İkizler burcu olarak fazla kararsız kalmaya zaten meyillisiniz. O yüzden Aslan Dolunayı ile birlikte alacağınız kararlar hayatınız üzerinde önemli etkileri olacak ve sizi daha iyi hissettirecektir. Maddi zorluklarınız sizi son haftalarda oldukça zorlamış olabilir. Bu dolunayla birlikte artık bu zorlanmalarınız da azalmaya başlıyor. Sizin veya ailenizden birisinde hastalık veya sağlığıyla ilgili bir ameliyat gündeme gelebilir. Sağlık kontrollerinizi bu süreçte lütfen ihmal etmeyin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, Aslan Dolunayı para, değerleriniz ve kazanç alanlarınıza gerçekleşiyor. Bu da demek ki bu alanlarda gelişmeler ve tamamlamalar yaşamaya başlayacaksınız. Beklediğiniz bir kredi varsa çıkabilir veya borçlarınızı kapamak için bir krediye başvurup olumlu bir sonuç alabilirsiniz. Yine yeni para kazanma yöntemleri denemeye başlayabilirsiniz. İlişkilerinize gelecek olursak önemli bir dönemde bulunuyorsunuz. Zaman zaman ilişkinizde, partnerinizde gerginlikler oluşabilir. Bekar olan yengeçler yeni bir ilişkiye başlayabilir ve birlikteliği devam eden yengeçler de evlilik kararı alabilir. Bazılarınız ise ayrılma kararı alabilir. İkili ilişkilerinizde karşılıklı anlayış ve empatiyi lütfen elden bırakmayın. Zaman zaman moralsizlikler yaşıyor ve bunu karşı tarafa aksettiriyor olabilirsiniz. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Az kaldı. Mayıs'tan sonra rahatlamaya başlayacaksınız. İşinizle ilgili de güzel bir gelişme sizi bekliyor. Bir terfi veya iş arıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Hem alacağınız kararların kalıcı etkileri olacak. İş hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Yurt dışına gitmek veya yurt dışı bağlantılı bir iş yapmak istiyorsanız da güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Aynı şey eğitim konularıyla da ilgili. Eğitimi devam eden yengeçler bu konularda önemli destekler alabilir ve karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 16 Şubat'ta burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızın tüm alanlarında önemli gelişmeler ve tamamlamaları işaret etmekte. Özellikle memnun olmadığınız alanlarda artık bazı kararlar alabilir ve yeni sayfalar açmaya başlayabilirsiniz. Ay düğümleri, Uranüs'ün kariyer alanınızda olması artık geleceğe yönelik hedeflerinizde daha sabırsız olabileceğine işaret etmekte. Ama bu dönem atacağınız adımların kalıcı etkileri olacağı için lütfen iyi düşünerek, planlayarak kararlar alın. Ve unutmayın ki illa hızlı olmasına gerek yok. Yani yavaş ama emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Evliliğinde sorun olan aslanlar bu dolunayla birlikte sorunları artık iyice masaya yatıracak veya tamamen devam ya da tamam kararı alacak. İlişkisi devam eden aslanlar da yine ya evlilik ya da ayrılma kararı alabilir. Aynı şey ortaklığınız varsa onun içine geçerli olacak. Ortaklarınızla sorunlarınızı halledebilir veya ortağınızla yolunuzu ayırabilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevrenizden güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Birlikte projeler üretebilirsiniz. Bu dönem yapacağınız girişimler maddi olarak da olumlu getirisi olacak. Önümüzdeki süreçte sizin sağlığınız veya ailenizle, anne babanızın veya bir aile üyesinin sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Lütfen sağlığınızı bu süreçte ihmal etmeyin. Kontrollerinizi bu süreçte yaptırın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, Aslan Dolunayı İç dünyanız, psikolojiniz, sağlığınız ve çalışma ortamınızla ilgili gelişmeleri ve tamamlamaları gündeme getirecek. Bazı bilinmeyenlerin de ortaya çıkacağı bir süreç sizi beklemektedir. Çalışma ortamınız veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir sıkıntınız varsa artık bu sorunları da çözmeye başlayacaksınız. Yine iş hayatınızla ilgili önemli kararlar almak isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İlişkisi olan veya evli olan başaklar ise var olan sorunları artık kalıcı çözümler bulmaya başlayabilir. Yine dolunay sağlık temasına dikkat çekiyor. Sağlığınızla ilgili belli olmayan durumlar varsa netleşmeler başlayabilir. Örneğin uygun bir tedaviye başlayabilirsiniz veya iyileştiğiniz yönünde güzel haberler de alabilirsiniz. Bekar başaklar yeni bir ilişkiye başlayabilir. Bu dönem başlayacak ilişkiler uzun süreli kalıcı ilişkiler olacaktır. Bu dönem yeni başlangıçlar için sabırsız olabilirsiniz ama acele hareket etmeyin. Yavaş ama emin adımlarla hareket ederseniz kalıcı ve güzel sonuçlar sizi bekliyor olacak. Jüpiter ikili ilişkiler alanınızda size dışarıdan gelecek destekler ve şanslı fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle zorlandığınız konular Mayıs'a kadar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, Aslan Dolunayı gelecek hedefleriniz, projeleriniz ile ilgili gelişmeleri ve tamamlamaları gündeme getirecek. Sosyal çevre ve arkadaş ortamlarında da değişiklikler yapabilirsiniz. Aile ve ev konularıyla ilgili sorunlar gündeme gelebilir ve bunları çözümlemek için uğraşacaksınız. Bu çözümlerin kalıcı etkileri olacak ve sizi gelecekte de mutlu edecek. Ailenize ve çocuklarınıza bu zaman zarfında harcamalarınızı da artırabilirsiniz. Zoraki harcamalar gündeme gelebilir. İlişkinizde ve evliliğinizde sorunlarınız varsa bu dönem kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Dış ödemeler, kredi, borç, finans konularınızla ilgili de beklenmedik gelişmeler oluşabilir ama bu yönde de özellikle işinizde bir zam artışı, atama veya yeni bir işe başlama gündeme gelebilir. Güzel fırsatlar karşınıza çıkacak ve kazançlarınızı da artırabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Aslan Dolunayı, kariyer, toplumsal statü, gelecek hedefleriniz, anne babanızla ilgili önemli gelişmeleri önünüze getirecek ve tamamlamaları yaşayacaksınız. Örneğin işinizi değiştirebilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz veya sizin veya eşinizin iş durumuyla ilgili de bir taşınma gündeme gelebilir. İşle ilgili beklediğiniz bir terfi, atanma varsa bu süreçte gerçekleşecektir. Bu dönem alacağınız kararlar ailenizle anlaşmazlıklar doğurabilir. Size tavsiyem bunları önce düşündüyseniz bu yönde kararlar alabilirsiniz. Ama aksi halde ani kararlar hem ilişki hem kariyer konularında bazı sıkıntılara yol açabilir. Bunları da göz önünde bulundurup üzerinde iyice düşünüp acele etmeden kararlar almalısınız. Uranüs sizin karşıt burcunuzda. Boğa burcunda. Yani ilişkiler evinizde olduğu için ani beklenmedik gelişmeler ve durumlara zaten açıklık vermekte. Bu süreçte olabildiğince esnek davranmanız sizin lehinize olacak. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler çocuk haberi alabilir veya çocuğu olanlar ise çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir. Bekar olan akrepler Aslan Dolunayı'yla birlikte aşık olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir. İlişkisi devam eden akrepler ise evlilik kararı alabilir. Eğer ki ticaret, hukuki konular, yurt dışı bağlantılı işler veya yapmak istediğiniz bir seyahat varsa da güzel gelişmeler ve destekler alabileceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Aslan Dolunayı ile birlikte ticari konular, hukuki konular, eğitim, yüksek akademik konular, yurt dışı bağlantılı işler, seyahatlerle ilgili önemli gelişmeler ve tamamlamaların yaşayacağı bir süreç sizi beklemektedir. Yurt dışına taşınmak istiyorsanız beklediğiniz haberi alabilir veya eğitim alıyorsanız da eğitiminizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ticaret, satış, pazarlama, alım-satım konularında da güzel destekler ve fırsatlar alacağınız şanslı bir sürece giriyorsunuz. Yine yakın çevre, kardeş, kuzen, arkadaşlarınızla ilgili de bazı gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda da bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Çalışma ortamı ve çalışma arkadaşlarınızla da devam eden sorunlar varsa artık bunları kalıcı çözümler bulacaksınız. Bazılarınız işinizden ayrılabilir, bazılarınız çalışma ortamınızı değiştirebilir, bazılarınız ise farklı bir iş alanına geçmeye karar verebilir, işini değiştirebilir. Uzun zamandır iş değişikliği üzerine düşünüyorsanız bu dolunayla birlikte bu kararınızı hayata geçirebilirsiniz. Size tavsiyem bu süreçte ani kararlar almamanız. Bunların kalıcı etkileri olacaktır. Lütfen üzerine düşünüp Ondan sonra adım atınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, Aslan Dolunayı dış ödemeler, ortaklı kaynaklarınız, örneğin eşinize ve ailenizle olan, yine kredi, borç, miras, nafaka, tazminat gibi konularda gelişmeleri ve tamamlamaları sağlayacak. Maddi konularda zaman zaman beklenmedik harcamalar veya olumsuzluklar yaşasanız da uzun zamandır hedeflerinizi hayata geçirmek için istikrarlı bir çalışma içindesiniz ve artık bunların da karşılığını almaya başlayacaksınız. Bu dönem gücünüz ve motivasyonunuz yüksek olabilir. Bazı şeyler istediğiniz gibi gitmezse moralinizi lütfen bozmayın. Çünkü şans ve fırsatlar konusunda destekleniyor olacaksınız. Bir fırsatı kaçırırsanız başka bir fırsat gelecektir. Önemli olan bu süreçte olabildiğince geniş bir perspektiften bakabilmek. Elinizden geleni yaptıktan sonra istediğiniz kalıcı sonuçlara ulaşabileceksiniz. Sizin veya ailenizin bir sağlık konusu gündeme gelebilir ve bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailenizden birisinin sağlık teması gündeme geliyorsa artık bununla ilgili kalıcı bir tedavi yöntemi, bir çözümde bulunacaktır. Kendi sağlığınızı bu süreçleri lütfen ihmal etmeyin ve gerekli kontrolleri de yaptırın. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili de beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz. Bekar olan oğlaklar bu süreçte yeni bir aşka yelken açabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler ise çocuk haberi alabilir. Yine spekülatif piyasalar veya borsayla ilgileniyorsanız riskli girişimler yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü Uranüs bu alanınızda. Olumlu veya olumsuz sürekli beklenmedik durumlar oluşabilecektir. Ve bunlarla ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz. Yine yaratıcılığınızın artacağı bir süreç olduğu için yeni hobilere başlayabilir, kreatif çalışmalar yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Dolunay sizin karşıt burcunuza gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilişki ve ortaklıklar konusunda gelişmeler ve tamamlamalar yaşayacaksınız. Eğer sorunlu giden bir evliliğiniz varsa boşanma kararı alabilir veya sorunları kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Uzun süreli birlikteliği olan kovalar ise evlilik kararı alabilir. İş ortaklıkları konusunda ise bilmediğiniz şeyler ortaya çıkabilir ve bunların sonucunda yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı kovalar işten ayrılmaya karar verebilir veya yeni bir işe başlayabilir. Size tavsiyem ani kararlar almamanız. Önce iyice emin olduktan sonra üzerine düşünün, öyle kararlar alın. Çünkü bu kararların kalıcı etkileri olacaktır. Kariyer ve ev arasındaki dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve Merkür 12. evinizde transit halinde devam ediyor. O yüzden bazı şeyleri, duyduğunuz bazı şeylere her duyduğunuza inanmayın ve eminliğini kontrol edin ve ona göre kararlar alın. Zaman zaman hedeflerinize ulaşma konusunda istediğinizi elde edemiyorsanız moralinizi lütfen bozmayın. Çünkü bu sizi aceleye sürükleyecek. Lütfen yavaş hareket edin. Ve istediğiniz başarılar emin olun yavaş ama emin adımlarla gelecek. Ailenizin veya sizin hayatınızda sağlık teması gündeme gelebilir. Sağlık konularıyla ilgili ilgilenebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, Aslan Dolunayı iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularında gelişmeleri ve tamamlamaları sağlayacak. Çalışma ortamınızda memnun olmadığınız konular varsa sorunları artık kalıcı olarak çözebileceksiniz. Çalışma arkadaşlarınız aranızda sorunlarınız varsa da konuşup artık bunları halledebileceksiniz. Bazılarınız işten ayrılma kararı alabilir. Dolunay'da Jüpiter ve Uranüs arasında olumlu bir açı gerçekleşecek. Gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, projeleriniz ile ilgili size güzel fırsat ve şansları karşınıza çıkaracak. Unutmayın, Jüpiter sizin 1. evinizde ve size hayatınızın tüm alanlarında şans verecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızdan güzel destekler alabilirsiniz. Yine ekip arkadaşlarınıza güzel işlere imza atabilirsiniz. Uranüs'ün Mars-Venüs kavuşum yapacağı Uranüs, Mars ve Venüs kavuşumuna olumlu bir açısı olacağı için yine seyahatler, eğitim, pazarlama gibi konularda da güzel fırsatları sağlayacak. Yakın çevremizden güzel destekler alabilirsiniz. Dolunay sürecinde taşınmayı düşünüyorsanız veya ev değişikliği yapmayı düşünüyorsanız bunu hayata geçirebilirsiniz. Yurt dışına çıkma düşünceniz de varsa bu süreçte bunu gerçekleştirebilirsiniz. Para ve finansal konularda da sizi rahatlatacak gelişmeler söz konusu olacak. Haftanız güzel geçsin.